Çekirdeki ABC üçgenin çevre uzunluğu kaç milimetredir? Şeklimizin çevresini bulalım. Kenar uzunluklarını topluyorduk. 13, 12 ve 14'ü toplayalım. 3, 2 daha 5, 4 eklersek 9 oldu. 39 santimetre. Neyi çevirmemiz isteniyor bizden? Milimetreye. Bu durumda milimetreye çevirmek için 10 ile çarparız. 390 milimetre oldu. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Şekilde kenar uzunlukları verilen ABC üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Çevresi için kenar uzunluklarını toplarız. 16, 17 ve 18'i toplayalım. 7, 8 daha 15, 6 eklersek 21 oldu. 2 eldemiz var. 1, 1 daha 2, 1 daha 3, 2 de eldeydi. 5, 51 santimetre oldu. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Şekildeki ABC üçgeninde AC uzunluğu 12 cm ve BC uzunluğu 14 cm'dir. Şekilde verilen ABC üçgeninin çevre uzunluğu 34 cm olduğuna göre AB kenarının uzunluğu kaç cm'dir? Bilinen iki kenarımızı toplayıp çevre uzunluğundan çıkaracağız. 12 ile 14'ü toplayalım. 26 yaptı. Çevresi 34'tü. 34'ten 26'yı çıkaralım. 14'ten 6 çıkarsa 8. Burada artık 0 kaldı. 8 santimetre oldu buradaki kenarımızın uzunluğu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. İki kenarın uzunluğu 15 santimetre ve 20 santimetre olan ikizkenar üçgenin çevre uzunluğunun santimetre cinsinden alabileceği değerler toplamı kaçtır? Üçgenimiz ikizkenarmış. İkizkenar üçgenimizin İkiz kenarları 15 santimetre olursa, diğer kenarı da 20 santimetre olursa, çevresini bulalım. 15, 15 ve 20'yi toplayacağız. Toplarsak 50 oldu. 50 olabilir. Ya da ikiz kenarlar 20 santimetre, diğer kenarımız 15 santimetre olabilir. Bu durumda çevresi ne yapıyor? 20, 20 ve 15'i toplarsak 40, 50, 55 santimetre oldu. Artık ne yapacağız? 50 ile 55'i toplayacağız. O da 105 yapıyor. Doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Şekildeki eşkenar üçgenlerin her birinin kenar uzunluğu altındaki üçgenin kenar uzunluğunun 3 bölü 4'ü kadardır. En küçük üçgenin çevre uzunluğu 9 cm olduğuna göre bütün şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir? Kenar uzunluğu için verilen oran çevre uzunlukları içinde korunur. En küçük üçgenimiz 9 ise buradaki üçgenimizi bulalım. Bulmak için ne yapacağız artık? 9'u 3'e böleceğiz. 3, 3 ile 4'ü çarpacağız. 12. Yani buradakinin çevresi 12 oldu. Yine aynı işlemi burada da yapacağız. Bu durumda 12'yi 3'e böleceğiz. 4. 4 ile 4'ü çarpacağız. 16. Şimdi tüm şeklin çevre uzunluğunu istiyor. Bu durumda 9, 12 ve 16'yı toplayalım. Toplarsak 17 yaptı. Bir eldemiz var. 37 oldu. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Yukarıdaki şekilde AB uzunluğu 12 cm, BC uzunluğu 15 cm, CD uzunluğu 11 cm ve AD uzunluğu 10 cm'dir. Buna göre ABC üçgeninin çevre uzunluğu ACD üçgeninin çevre uzunluğundan kaç santimetre fazladır? ABC üçgeni ile ACD üçgeni bu kenarı ortak kullandıkları için çıkarma işleminde bu kenar zaten gidecek. Bu durumda diğer iki kenarları toplayıp farkını alalım. 15 ile 12'yi toplarsak 27 yaptı. 11 ile 10'u toplarsak da 21 yaptı. 27'den 21'i çıkarırsak 6 santimetre olarak buluruz. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı. Bir kenarın uzunluğu 24 santimetre olan eşkenar üçgenin kenar uzunlukları 1 bölü 3'ü kadar kısaltılırsa çevre uzunluğu nasıl değişir? 24 santimetreymiş eşkenar üçgenimizin bir kenar uzunluğu. Çevresini bulalım önce. Çarpalım. 3 kere 4, 12. 1 elde var.
3 kere 2 6 1 delta 72 santimetre çevresi. Kenar uzunluğu 1 bölü 3 kadar kısaltılırsa 24'ün 1 bölü 3'ünü bulmak için 3'e bölmemiz yeterli. 1 ile çarpmamıza gerek yok. 24'ü 3'e bölersek 8 santimetre kısaltılıyor. 24'ten 8 çıkarırsam artık 16 santimetre oldu. Şimdi 16 santimetre için çevresini hesaplayalım. 16 ile 3'ü çarpalım. 3 kere 6 18, 1 elde. 3 kere 1 3, 1 de elde. 48 santimetre oldu. Aralarındaki farkı istiyordu bizden. 72'den 48'i çıkaralım. 12'den 8 çıkarsa 4, 6'dan 4 çıkarsa 2. 24 santimetre oldu. 24 santimetrelik bir azalma var. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Aşağıdaki şekilde ABC, DBE ve FEC eşkenar üçgendir. DBE ve FEC eşkenar üçgenlerinin çevre uzunlukları sırasıyla 21 santimetre ve 39 santimetre olduğuna göre ABC eşkenar üçgenin çevre uzunluğu kaç santimetredir? DBE üçgeninin çevresi 21 santimetreymiş ve eşkenar üçgen. 21'i o zaman 3'e böleriz. 7 santimetre oldu bir kenar uzunluğu. Yani şu uzunluklarımız 7 santimetre. Daha sonra FEC üçgeninin çevresi 39 santimetreymiş. 39'u 3'e bölelim o zaman. O da 13 santimetre oldu. Yani şuradaki uzunluklarımız 13 santimetre. ABC eşkenar üçgenin çevresini soruyor bize. Artık bir kenar uzunluğunu bulduk. Bakın 13 ile 7'yi toplarsak ABC üçgeninin bir kenar uzunluğu 20 santimetre oldu. Eşkenar üçgen olduğuna göre 20 ile artık 3'ü çarpacağım. 60 santimetre de çevresi olmuş oldu. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz A şıkkı. Bir kenar uzunluğu 11 santimetre olan eşkenar üçgenin tüm kenar uzunlukları 3'er santimetre arttırılırsa çevre uzunluğu kaç santimetre artar? Öncelikle çevresini bulalım başlangıçtaki. 11 ile 3'ü çarparsak 33 santimetre yapıyor. 3'er santimetre arttırdığımızda yeni çevresini bulmak istiyoruz artık. 11 santimetreydi. 3 arttırırsak 14 oldu. 14 ile 3'ü çarparsak 42 santimetre oldu. 42'den 33'ü çıkarırsak ne kadarlık bir artış olduğunu buluruz. 12'den 3 çıktı. 9. Burası da 0 oldu. 9 santimetrelik artış var. Bu durumda doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Yukarıdaki şekilde çevre uzunlukları 42 santimetre olan üçgenler arasında oluşan ABC üçgeninin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Öncelikle sarı üçgendeki eksik kenarı bulalım. 15'te ne yapacağız? 11'i toplayacağız. 26 yaptı. Çevresi 42 idi. Bu durumda 42'den 26'yı çıkaralım. 12'den 6 çıkarırsak 6. 3'ten 2 çıkarırsak 1. 16 oldu şuradaki uzunluğumuz. Aynı şekilde diğer üçgenlerimiz için de yapalım. Pembeyi bulalım. Pembe için yapalım. 9 ile 16'yı toplayacağız. 25 yaptı. Yine 42'den 25'i çıkaracağız. 12'den 5 çıktı 7. 17 oldu. Yani şu uzunluğumuz 17 santimetre. Aynısını mavi için yapacağız. 13 ile 9'u toplayalım. Topladık. 22 yaptı. 42'den 22'yi çıkarırsak 20 santimetre oldu burası. Artık ABC üçgenin çevresini bulabiliriz bizden istenen çevreyi. 17, 16 ve 20'yi toplayalım. 6, 7 daha 13. Bir eldemiz var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde 5. 53 santimetre oldu. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.